O gün Paolo evinden çıktıktan sonra bir taşa takıldı ve tam yüzünün üstüne düştü. Öndeki koruma kralının ihtiyacı olan o kahramanın bu olup olmadığını gerçekten sorguladı. Ha, bu ikinci şey mi? Olur o kadar. Merhaba arkadaşlar, ne haber, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte oynayacağımız oyunun adı... Neydi lan? Bugün sizlerle birlikte oynayacağımız oyunun adı Re-Venture. Tim'in hayatında her şey normal bir gün gibi başladı. Yıl bir gün bir. Şimdi arkadaşlar, oyunumuz çok saçma. Öncelikle... oyun kumandasını da destekliyor ve öneriyoruz. Şimdi ok tuşlarıyla hareket ediyormuşuz. Zıplama, eylem şu bu, tamam. Şimdi arkadaşlar, oyunumuz bu kadar basit. Biz, yani bu oyunun 100 tane sonu var. Günaydın Tim. Kral seni içeride bekliyor. Bu oyunun 100 tane sonu var arkadaşlar. Lütfen Tim, çabuk ol ve kızımı bana geri getir. Seni macera koyması için şu eşyayı al. Kahraman kalkanı. Ocak, ocak. Diye ses çıkıyor. Tamam. Buradan gidelim bakalım. Lan. Aha, hasar yemedim. Normal diyemem lazım diye biliyorum. Oh, Parkour King. Yalnız gitmek çok tehlikeli. Efsanenin kılıcı falan filan. Sadece layık olanlar çıkarılır. Zınk. Böyle son bulmaya başlayacağız işte. 100 tane sonu var. Bu videoda işte yavaş yavaş öğrenim kısmında, bir sonraki videolarda da full sadece son yaptığım kısımları göstereceğiz. Tim yeni kılıcını hemen denemeyi çok istiyordu. Ki bir piyonun ortaya çıkmasını beklemedi. Mağaranın öteki ucundaki yaşlıyı bıçakladı. Ayrıca gücü cüzdanını da çaldı. Ne pislik biri ama. İlk sonmuş bu. Sadece %97.64'ü buraya kadar geldi. Yani hepsi. 4 yıl sonra. Bu cinayet sonrasında Tim hapishanede uzun bir zaman geçirdi. Sokaklara geri döndükten sonra marka değerini koruyabilmek için seçenekler mevzuna adını değiştirmeyi düşündü. Ha, adımızı değiştirebiliyor muyuz? Seçenekler... Aha, burada. Tamam. Şakir'in evi. Şimdi o zaman... Kılıcı alalım. Şimdi sağa gitmem lazım ama ben sola giderse gidemiyoruz. Sola niye gidebiliyormuş. Aha, yukarıda şeyler. Gördüm. Bir ipucu buldum. Neymiş? İpuçları. Adımına dikkat et. İkinci son. Ben buraya gideceğim. Lan, aha. Ju volkanı. Volkanın içine gidip. Aha, bir şey daha var mı? Love biblosu. Tahminen lava düştüğümüzde bizi koruyacak bir şey. Denemek istemiyorum. Aa, zıplamamız yavaş yavaş azalıyor. Güzelmiş. Ay ay lan. Ay geldi. Ne yapacağız biz burada? Hadi deneyelim. İyi de buraya atmazsın ya. Hayır. Galiba şu şey lan. Böyle geçilebilir yer aynen. Ejderhanın sığınağı falan filan. Ejderhayı katletmeye gidiyorum. Oğlum, ben prensesi kurtaracaktım, ne oldu lan? Dur bakayım, yukarıda boru var. Zıplayamıyorum. Küt. Şakir boruya girdi. Bir foseptik çukuruyla karşılaştı ve krallığın toksit akıtlarına karıştı. Cidden ama kim kendi isteğiyle büyük bir lan borusuna girer ki? Mario'ya günlerine. Atık su. Çok güzelmiş. Kaçıncı son lan? Göstermiyorum. Aslında gösterdi de ben okuyamadım. Şakir evindeki tuvaletten dışarıya doğru tırmandı. Bu keşfi sırasında kırdığı boruları tamir etmek için bundan sonraki birkaç ay boyunca tesisatçı olarak çalışma zorunda. Aaa, tipim değişti. Bu da güzelmiş. Günaydın Şakir, şu bu.
Koş koş. Peki direkt buraya zıplasan ne olur? Aha. Bu oyunu ben aslında daha önceden oynamıştım. Yalan yok ama çok oynamadım ya. Evet, tabii ki de. Shakir Noir ruhunu paylaşmaya hazır bir şekilde bacaya atladı ve herkese Revenger oyunun bir kopyasını verdi. Herkes oyuna bayıldı ve 11 üzeri 10. Subliminal mesaj, Allah Allah. Herkesin oyunu hakkında güzel incelemeler alan Shakir motivasyonla doldu ve yeni bir görev hazırlandı. Motivasyon sesiydi bu. Shakir. Ben geçemedim ha. Peki buradan devam edelim abi. İçeride ayna gibi bir şey var. Oraya gidelim. Burada bir şey yok. Kedi. Aha. Bay kucaklama. Sevginin gizli güçlerini açar ama şiddet kullanmayı yasaklar. Kediye sarıldım. Pavlov'un sahiplendikten sonra Shakir kalbini kayıp kedilerin sevgisiyle doldurmaya devam etti. Ne yazık ki boğazını da tüy yumaklarıyla doldurdu ve sonuç olarak yatağında boğularak öldü. Kedi eş. Peki. Aa bak ipucu geldi buraya. İkinci son. İpucusu. İpucusu. 6 gün sonra. Pavlo öldü falan diyor. Shakir'in ölümünden sonra Cloud'daki her kediyi ağladı. Pavlo onun görevini devam ettirmeyi yerine ettiği yeni bir macera hazırlandı. Lan kedi oldum. Lan. O gün Pavlo evinden çıktıktan sonra bir taşa takıldı. Ve tam yüzünün üstüne düştü. Öndeki koruma krallığının ihtiyacı olan o kahramanın bu olup olmadığını gerçekten sorguladı. Ha bu ikinci şey mi? Olur o kadar. Aynen ikinci şey sonmuş. Düşündüğüm gibi oldu. Aslında düşündüğüm gibi olmadı. Çok aptalca bir düş. Pavlov'un yüzü eskiden daha düz görünüyordu ki bu zaten böylesine piksel piksel bir oyun için çok az şey ifade ediyor. Bir dahaki sefere dışarı çıkarken adımına dikkat edecektir. Tamam taşa takılmayalım da bir daha. Kral beni içeride mi bekliyor? Tamam bir dakika direkt yukarıdan gidelim yine. Merhaba. Bekle sana geçeceğim. Lan dur yanlış gittim. Aha. Dikkat piranalar. Ay dur dur. Geçtim ez. Ne kardeş? Olta. Aha. O oltayı aldıktan sonra Pavlov balığa gitme dürtüsünü hissetti. Dakikalar saatlere, saatler yıllara ve yıllarda hiçbir zaman kurtarılmayan ölü prenseslere dönüştü. Fobiler. Çok psikopat bir oyun ya. Aa yeniden şey olduk lan, team olduk. Pavlov akşam yemeği için kendi her planı yediğinde babasıyla gittiği balıkları hatırladı. Ah, melankoli için vakit yok. Hadi maceraya çıkalım. Yeniden Tim oldum ama ismim Pavlo. Hemen düzeltelim. Düzelttim ismi. Bir bu sefer de sola git. Anam. Korktum. Bir dakika bu beni öldürse ne olur? Vur bana. Ah! Shakir bu küçük piyonların zararsız olacağını ya da en azından sadece bir kalp götüreceklerini düşündüğünü. Tahmin et ne oldu? Onlar da tam olarak onu aldılar. Shakir'in küçük ve zayıf kalbini. Lütfen bunu nerfleyin. Üçüncü son. Hızlı hızlı yapıyoruz maşallah. 4 gün sonra. Şehirdeki herkes Shakir'in kalpsiz bir... Bu yüzden yaraları onun için pek de sorun olmadı ama belki de bir dahaki sefere bir kalkan taşımak fena olmaz. Güzel ama buradan çıkılmayacak değil mi herhalde? Allah sizi kahretsin. Hepsi senin suçun. Ay
Palas Ekiz Palisi'ni açtım falan. Hepsi senin suçun lan. Buradan zıplanıyor mu? Bir dakika, böyle bir son vardı galiba. Pıçık 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 pıçık. Ne kardeş, kaç saat yapacağım ben bunu? Demek ki böyle bir son yok. Ya da oradayken olmuyor. Oh. Hani besin nikahını yıkıralım. Öf. Ben ne yapıyorum şu an ya? Tamam, burada olmuyor. Yani nasıl oldu adam o kadar gitti anlamadım. Dur, şunu yaşta bıçakla ya. Adrek burada varmış bu. Aha, bir dakika, burada yer varmış. Gizemli kapı. Bilmiyorum ya, böyle bir son var mıydı? Herhalde yok. Bir dakika, şurada kapı var. O ne kardeş? Lütfen ona dokunmayın. Let's go. Aa, bulutta bir şey var. Tamam. Güzel. Ama o buluta nasıl çıkacağız? Aa, orada bir şey var. Oğlum ben... Aha, varmış bak böyle bir son. Shakir Opion'a gerçekten çok sinirlenmiş. Moro yapışkan bir sıvıya dönüşene kadar onu bıçaklamaya devam etti. Neden Shakir? Bu kadar sinirlen bir yaratığa karşı bu öfke nereden geliyor? Zorba. 25. son. Bak, doğru hatırlıyormuşum, böyle bir son varmış. Kahramanların sadece %77.07'si buraya kadar gelebildi. Anlayın mı? Bir an neden Adanalı şivesi oldu? Shakir Opion'dan ürünü aldıktan sonra eve geri döndü. Maceraya geri dönme zamanı evlat. Okey my kardeşciğim. Şimdi yine bıçağı alıyoruz. Lan. Hey there. We are Revenge Developers. We are in Germany. Ha, merhaba, biz Revenger'ın şeyleriyiz. Neydi lan? Developer. İşte yapımcılarıyız. Juan'ı arıyoruz. Onu gördün mü? Evet, onu ben öldürdüm. Pekala. İyi. Bu iyi bir şey değil, fakat görüyorum ki bayağı şeysin. Ya şey ya, kendinden tutamıyorsun herhalde. Bize yardım eder misin? No, I just want to keep killing stuff. Öldüm. Böyle bir son yok mu? Yokmuş. Ben son çıkar... Yüzde mi arttı lan? Ne kadar saçma oğlum. Evet. Siz demek beni öldürürsünüz ha. Ölümsüz birini nasıl öldürmeye çalışırsınız? Koş kanka. Şimdi şu... şeyi öldürelim. Lop. Şu an bu 10. son herhalde. Yani toplam 10. sonumuz. Shakir sırf arkadaş canlısı bir korumaya saplamak için efsane bir kılıcı taştan çıkardı. O tutuklandı ve bir göt nanesi olmak gerekçesiyle idam edildi. Halk düşmanı. 4. son. Kahramanların yalnızca %75'i buraya kadar gelebilmiş. %75.5. İyi.
Şakir bir psikopatla hak ettiğini buldu. İdamından hemen sonraki gün kardeşi onu bıraktığı yerden devam edip kehanet yerine getirmeye karar verdi. Tim Cook. Peki. Ana kılıç burada. Eyvallah. Daha hızlı olacak. Şimdi kralı bıçaklama işimiz. Yani bulduğum herkesi bıçakladım. Kral Tinku'ya selamlar olsun. Eski hükümdarın dönemi biterken krallık bir refah devrine girdi. Bu durum çok uzun sürmedi. Çünkü Tinku'nun fikri hızlıca popülerleşti. Kral katili. Bu da bir tane oyundu galiba. Ona gönderme. Flash oyundu galiba. Neyse. Bu kadar son. Yeter. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğenseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanalda olmayı unutmazsanız. Gerçekten çok sevinirim. Vedat Güler'le görüşmek üzere. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.